أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني زدنا علما وَلَحِقْنِي وَلَحِقْنَا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول الله والآخر الله الظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

lütfettiği imanı, İslam'ı, Kur'an'ı en büyük nimet, en büyük imkan olduğunun farkında olarak imanımıza zarar verecek, Müslümanlığımıza zarar verecek, kitapla olan münasebetlerimizi zayıflatacak, iki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan ahlaken uzaklaştıracak, her türlü kötülükten, yanlıştan, günahtan, çirkinlikten bizleri muhafaza eylesin. İman etmeyi nasip ettiği gibi imanla yaşayıp, imanla ölebilmeyi de cümlemize lütfeylesin. İki cihan serveri alemlere rahmet olarak gönderdiği Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını ahlak olarak, yolunu yol olarak benimseyebilmeyi, bugün dünyada ona layık ümmet olup yarın mahşerde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşr olan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Araf suresindeki mesajları kısa kısa başlıklar halinde, özet halinde anlatmaya, arz etmeye devam ediyoruz. Duamızı, her zamanki duamızı bir kez daha yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi Allahümme inni ya'udhu bike min ilmin la yenfâ Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden, fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım. Biz de sözlerimizin, sohbetimizin başında Allah'ım okuduklarımızla, dinlediklerimizle, tekrar edip hatırladıklarımızla amel edebilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi bildiklerini sırtında bir ağırlık gibi bir yük gibi istifade edemeden taşıyanlardan olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her öğrendiğimiz, her dinlediğimiz, her tekrar edip hatırladığımız imanımızı kuvvetlendirsin ya Rabbi. Takvamızı artırsın ya Rabbi. Ahlakımızı güzelleştirsin ya Rabbi. Amellerimizi salihleştirsin ya Rabbi. Duasıyla Rabbimizin Celle Celaluhu 33. ayeti kerimeden itibaren ifade buyurduklarına bakmaya devam ediyoruz. Buyuruyor ki, hani hatırlayın, mescide girerken, Kabe'ye girerken biz müşrikler günah işlediğimiz elbiselerle tavaf edemeyiz diye, affedersiniz çıplak Kabe'yi tavaf etmek gibi bir çirkinliğin, bir yanlışın içerisine düşmüşlerdi. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, Huzur zinetekum inde kulli mescidin buyurmak suretiyle her mescide girerken her camiye bugünkü kullandığımız şekliyle her camiye girerken efendim zinetlerinizi alın elbiselerinizi kuşanın buyurmak suretiyle onların bu batıl itikatlarının yanlışlığını ifade buyurmuştu ve Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu nimetlerin süsün elbisenin kullara yasaklanamayacağını kul men harrama zinete'llohilleti Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu zineti, süsü ve tayyibat miner risk, rızıktan temiz olan, helal olanları kullarına kim yasaklayabilir? Ölçülü olmak şartıyla, temiz olmak şartıyla, helal olmak şartıyla dünyanın nimetlerinden Müslüman istifade eder. Burada bir kural arz etmiştik onu tekrar edip hemen diğer ayeti geçelim Kazanma yollarının ve harcama yollarının helal olması gerekiyor Yani kazandığımız yollar gayrimeşru olmaması gerekli olduğu gibi işte faizden kazanırsan haramdır ateştir Efendim yalan söyleyerek kazanırsan haramdır ateştir kul hakkını üzerine geçirerek kazanırsan haramdır, ateştir değil mi? Bir karış başkasının yerini üzerine geçirse bir insan, kıyamet günü yedi kat boynuna dolanır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir karış, bir karış, yalan yere yeminle bir insan üzerine başkasına ait olan bir şeyi geçirse, Allah ona e, cenneti haram kılar, cehennemi vacip kılar diyor. Sahih bir hadistir. Başkasına ait küçük bir şeyi bile, bu başkası tekrar ediyorum. Bir insan da olabilir, bir kurum da olabilir. Hazinenin malı olabilir, belediyenin malı olabilir, vakfın malı olabilir, derneğin malı olabilir, fark etmez. Başkasına ait bir şeyi bir insan yalan yere yeminle üzerine geçirse, Allah ona cenneti haram kılar, cehennemi vacip kılar diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tanesi soruyor. Diyor ki, İn şey'en yesiran ya Resulullah. Yani basit bir şey olsa üzerine geçirmiş ama almış ama basit bir şey almış. Ne bileyim değeri bugün bizim tabirle 100 liralık, 200 liralık bir şey üzerine geçirmiş. Hadi işte hadi bizden örnek vereyim alınganlık olmasın. Gitmediği işte bir yolluk ne kadar bin lirayı üzerine geçirmiş. Gitmediği bir görevin yolluğunu almış yemiş. Ekmediği bir tarlanın ekiyormuş gibi mazot desteğini almış yemiş mesela yani küçük, küçük bir miktar almış. 3 lira, 5 lira, 10 lira falan almış. Bu da mı yani? Anlaşılsın diye bu örnekleri veriyorum. Böyle basit bir şey olsa da mı ya Resulallah cennet ona haram, cehennem ona vacip olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İn kâne ben min erakin. Bir ağacın dalı bile olsa aldığı miktar, bir ağacın dalı, erak ağacı, bir ağacadı bir ağacın ad, dalı bile olsa aldığı miktar, Allah ona cenneti haram kılar, cehennemi vacip kılar. Şimdi Allah korusun. Yani şimdi kazanma yolları helal olacak. Nereden aldın? Devlet malını üzerine geçin Seviniyorum ben bugün şimdi. Oh, efendim bir yolunu buldum, ihaleyi aldım. Bulabilir miyim? Bilmiyorum yani biz ilgilenmediğimiz için ama belki bulan, bulan oluyordur, bilmiyorum. Bir yolunu buldum. Efendim fesat karıştırarak, normal yollardan değil tabii. Yani helal yollardan değil helal alır insan, alır, kazanır efendim. Kar eder, eder. Allah daha çok versin helalinden kazananlara. Daha fazla imkanlar nasip eylesin. Çok kazanmayı, fakir fukaranın, yetim ve yoksulun ihtiyaçlarına çok harcayabilmeyi nasip eylesin. Helali kastetmiyorum. Haram yollardan işte aldım ben ya da üzerime geçirdim, yapmadığım bir işi yapıyormuş gibi gösterdim, aldım bir şekilde. Oh ne güzel. Güzel mi? Vallahi ateş yani. Söylemeye gerek yok. Billahi ateş. Bir insan haksız yoldan, haksız yöntemlerle, efendim hak etmeden e, yanlış yollar kullanmak suretiyle kendisine ait olmayan bir şeyi üzerine geçirse ateşten bir parça biriktirmiş olur. Bu Efendimizin ifadesidir. Aleyhisselatü Vesselam. Bunu ben size okudum daha önce hatırlayacaksınız. Buyuruyor ki, siz bana davalarınızı getirirsiniz. Siz bana davalarınızı getirirsiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben insanım, Allah bildirmezse ben gaybı bilmem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah bildirmezse, efendim duvarın arkasında ne var, yarın ne olacak bilir mi? Bilmez. Gaybı kim bilir? Sadece Allah bilir bildirirse bildirdiği bilir. Allah bildirmezse gaybı hiç kimsenin bilme imkanı yoktur. Ben bilmem. Siz bana getirirsiniz davalarınızı. Ben de dinlerim. Olabilir ki sizden biriniz meselesini daha güzel izah eder. Ya da burayı anlaşılsın diye ilave ediyorum. Ya da mesela yalancı şahit getirir. Kendisine ait olmayan bir şeyi kendisine aitmiş gibi gösterir. Ben de onun bana sunmuş olduğu delillere göre, onun bana getirmiş olduğu şahitlere göre, onun bana vermiş olduğu ifadeye göre onun olmayan bir şeyin ona ona verilmesine hükmedebilirim. Neticede hakim neye göre hükmeder? Delillere, şahitlere göre hükmeder. Ona göre ben de kendisine ait olmayan bir şeyi kendi ifadesine dayanarak, şahitlerin ifadesine dayanarak sizden birinize vermiş olabilirim. Böyle bir durum olursa sakın almayın zira ateşten bir parça almış olursunuz diyor. Sakın. Ama Peygamber Aleyhisselam bunu bana verdi dese insan, tamam kendini yanılttın, kendini ikna ettin. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söyledin, onun da yanlış bir kanaate sahip olmasına haşa sebep oldun. Tamam. Vahiy gelmediği sürece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumun farkına varmadı. Peki hepsini hallettin diyelim. Peki Cenab-ı Hak ne olacak? Bütün işlerimizde hesap etmemiz gereken temel nokta burası. Allah ne olacak Celle Celaluhu? Yani Allah'ı nasıl ikna edeceğim ben? Yalan söyleyemem. Olduğumdan farklı gözükemem. Yalancı şahitlerin ifadesiyle haşa, kandıramam. Nasıl ikna edeceğim? O zaman kazanma yolların tamamı helal olacak. Sadece kazanma yolları değil, dünyanın nimetlerinden istifade ederken sadece kazanma yolları değil, harcama yolları da helal olacak. Külü veşrabu, geçen hafta yine okuduk. Vela tüsrifu, yiyin için, yiyin için ama israf etmeyin, haddi aşmayın. Vellezine izâ enfekû lem yusrifû ve lem yakturû ve kane beyne zâlike kavâmâ. Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar, pintilik yapmazlar. Ne yaparlar? İkisinin arasında bir kıvam tuttururlar. Ve kane beyne zânike kavama. Türkçemize geçmiş bak bu kelime kavam, kıvam. İkisinin arasında, bunların arasında bir kıvam tuttururlar diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi helalinden kazandım. Hocam istediğim gibi harcarım. Harcayamazsın. malın gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Allah dilemese bir kuruş kazanamayız. Allah nasip etmese bir kuruşun sahibi olamayız. Her şeyin gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Kazanacak aklı veren Allah'tır çalışacak eli ayağı veren Allah'tır. Bize yaşayacak imkanı, ruhu üfleyen Allah'tır Celle Celaluhu. Ne demek benim ben çalıştım ben kazandım olur mu? Allah diyor ki zenginin malında fakirin hakkı vardır diyor. Vereceksin. Vermem gerekir. Bir insan kendi malında asgari zekat miktarını çıkarıp vermezse kul hakkı yemiş olur. Öyle değil mi? Bir insan Malındaki fakirin hakkını çıkarıp vermezse kul hakkı yemiş olur, haram yemiş olur. Allah Celle Celaluhu her şeyin sahibi Allah'tır. Vereceksin. Dolayısıyla israf edemezsin harcarken. Gayri meşru yerde yiyemezsin. Ya ben nasıl istersem harcarım olmaz kardeşim. Nasıl istersen harcayamazsın. Har kazanmanın ölçüsü olduğu gibi harcama yolları da, harcama yöntemleri de helal ve meşru olacak haram noktalara gitmeyecek, israfa kaymayacak, efendim gayr e, gayrimeşru alanlara para harcanmayacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu helalinden kazanmayı, helal ve meşru alanlara harcamayı, ölçülü davranmayı her birimize nasip eylesin, lütfeylesin. Şimdi, Neyi haram kıldı Allah Celle Celaluhu? Sonra onu sayıyor. Diyor ki, قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ Allah, çirkinlikleri, fevahiş dediğimiz, çirkinlik, fuhşiyat, bunların gizli olanlarını da, açık olanlarını da yasakladı. İnsanlar arasında, çok özür dilerim, hayasızlık, ahlaksızlık, edepsizlik yapmak, o da haramdır. Ama gizli kaldığın zaman hayasızlık yapabilir, edepsizlik yapabilir misin? Haşa. O da haramdır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Allah e, Allah yasakladı diyor. Şey olanı da, e, açık olanı da, gizli olanı da çirkinliklerin e, açığını da gizlisini de yasakladı. Cenab-ı Hakk'ın hayata koymuş olduğu ölçüler var kıymetli kardeşlerim, aziz cemaati Ölçüler Allah'ın ölçüleridir. Bizim kafamıza göre, bizim anlayışımıza göre, moda tabirle çağın gereklerine göre, modanın gereklerine göre bir hayat yaşayamayız. Bizi efendim Allah'ın celle celali sorguya çekeceği rehber, kaynak, kıstas, ölçü ne derseniz deyin, Allah'ın kitabı peygamberin sünnetidir. Allah'ın kitabındaki ölçülere göre yaşamak sorumluluğumuz var, mecburiyetimiz var. Bir şey Allah Teala Hazretleri çirkin demişse çirkindir o. Bakın ayet-i kerimeyi geçen hafta size ya da önceki haftaydı okudum. Ya beni Adem'e la yeftinennekum şeytanu kema ahrac ebeveykum. Ey Adem'in çocukları, ey Adem oğulları, avret yerlerini kendilerine aşmak için elbiselerini soyarak anne babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de soyarak cennetten çıkmanıza sebep olmasın dedi. Ayet bu. E demek ki çirkinliği yasaklıyor, taşkınlığı yasaklıyor, azgınlığı yasaklıyor, hayasızlığı Allah yasaklıyor Celle Celaluhu. Müslümanları ilgilendiriyor. Yani bunu bilen, okuyan hocayı ilgilendirdiği gibi hacıyı da, efendim hacı olmayanı da, camiye geleni de gelmeyeni de müslümanım diyen herkesi bu ayetler aynı derecede ilgilendiriyor kıymetli kardeşlerim. Niye bunu böyle söylüyorum? Ya işte alınganlık oluyor filan. Hayır, alınganlık olmasın. Kesinlikle alınganlık olmasın. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın ayetlerini tamamının ahkamını, hükmünü yerine getiremesek, tutamasak bile söylemek olduğu yalınlığıyla, olduğu gibi bütün açıklığıyla anlatmak her birimizin sorumluluğudur. Özellikle davetçilerin temel sorumluluklarından bir tanesidir. Söylersem kırılır. Allah'ı gadaplandırmak, öfkelendirmek, Allah'ın rızasını kaybetmek, binlerce, milyonlarca insanın öfkelendirmekten daha vahim, daha ağır bir şeydir. Allah korusun. Allah gadabına sebep olacak, öfkesine sebep olacak, rahmetinden uzaklaşmaya sebep olacak. Yanlışlar yaptırmasın bize, yanlışlar yapmamıza müsaade etmesin. Allah Celle Celaluhu razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Şimdi fuhşiyatı, çirkinlikleri Allah yasakladı. Cenab-ı Hak toplumda çirkinliklerin yayılması için gayret edenlere de acı bir azap olduğunu ifade etti çirkinlikler, hayasızlık, müstehcenlik, ahlaksızlık, fuhuş, zina ve benzeri. Çirkinlikler sadece zinaya kastetmiyor çirkinlik derken. Mesela Cenab-ı Hak iftiradan bahsederken de iftiranın kötü bir haberin yayılmasından bahsederken ondan fahişe, fuhşa yani fahiş bir olay diye bahsediyor. Çirkin bir olay diye bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Hazreti Ayşe annemizin başına gelen bir iftira hadisesi var biliyorsunuz. İşte atıyorlar iftirayı. Müslümanlardan da münafıkların attığı iftiraya kananlar oluyor. İnananlar oluyor. Hazreti Ayşe'ye bu çirkinliğe inanan oluyor. Hazreti Ayşe'yi suçlayanlar, itham edenler oluyor. Hazreti Ayşe çok ağır hastalanıyor. Efendim, babasının evine gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakıyor. Bir ay kadar sürüyor. Sonra 10 tane ayet geliyor. Nur Suresinin ikinci sayfası. Eve gidince okuyun. Bugünkü dersimiz bu olsun. Okuyacak mısınız? Biraz, ya, biraz zayıf söylediniz bak. Ev'e gidince okuyun. Ekran başındaki kardeşlerimiz de okusunlar. Nur suresinin ikinci sayfası böyle innellezine nelladine cau bin ifki usbetun minhum diye başlıyor. Sana efendim için e, iftirayı getirenler, yani iftira atanlar, iftirayla gelenler sizin içinizden bir topluluktur diye başlayan ayetlerde ölçüler koyuyor. O ölçüleri konuştuk bir yeri gelirse bir daha konuşuruz inşallah. Ama en sonunda diyor ki. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي Çirkin işin, kötü haberin, fuhşiyatın, yanlışlığın, ahlaksızlığın, iftiranın, müminlerin arasında yayılması için çaba gösterenler. İftiranın, çirkinliğin, Müslüman toplumun arasında yayılmasından hoşlananlar yayılsın diye gayret gösterenler, bunu basın yayınla yayanlar, bunu efendim televizyonla yayanlar, çirkinliği, ahlaksızlığı. Onun için diyoruz ki bir yerde bir ahlaksızlık varsa bunu televizyon ekranına taşıyıp da bir kişi bilirken bin kişiye, milyon kişiye bunu mal etmeyin. Batılı tasvir saf zihinleri ıtlal eder. Kötülükleri çok anlatmak temiz olan insanların zihinlerini de bozar yanlış haberler, şiddet haberler bunlar bu çirkinlikler konuşuldukça normalleşiyor kıymetli kardeşlerim. Çirkinlikler konuşuldukça normalleşiyor. Şeytan süslü göstermeye başlıyor. Efemen züyyine lehu su ameli ferahu hasena. E, kötü ameli kendisine süslenen ve onu güzel görmeye başlayan insandan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Kötü ameli kendisine normal gözükmeye başlıyor. Önce alışıyorsunuz. Size bir kurbağa örneği veriyorum aralıklarla. Kurbağayı sıcak suya atıyorlar. Kurbağa bir refleksle aniden bir sıçrayışla sıcak sudan kurtuluyor, haşlanmıyor. Kurbağayı soğuk suyun olduğu bir tencereye koyuyorlar. Tencereyi de ocağın üzerine koyuyorlar. Hafif ateş açıyorlar. Isınmaya başlıyor su. Isındıkça bırakıyor kendisini gevşiyor. Su 50-60-70 kaynama derecesine 100 dereceye gelince kurbağa kaynayan suyla beraber kaynıyor, haşlanıp ölüyor. Biraz önce ölmedi. Sıcak suyla aniden karşılaşınca bir refleksle kurtuldu. Ama yavaş yavaş alıştırılınca başına geleceği fark edemedi. Alışa alışa. Günahlar da böyledir. Isınıyoruz yavaş yavaş. Niye çirkinliği gördüğümüz zaman içimizde bir nefret birikmiyor? Alıştık çünkü. Şurada domuz eti. Al yeyi ver. Hepimiz tiksiniyoruz. Şurada faiz. Al yeyi ver. Besmele gibi yiyoruz bir de. Niye böyle? Neden böyle? Birine alıştık, birine alışmadık. Alışmak felakettir, günaha alışmak. Kötülüğe alışmak başımıza gelebilecek en büyük kötü tehlikelerden bir tanesidir kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Rabbimiz çirkinlikleri yasakladı. Açık olanı da gizli olan. Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Kafamızın ölçüsü olmaz. Kafamıza göre ölçü olmaz. Hep her birimiz Allah'ın Celle Celaluhu hayata koyduğu, insana koyduğu Müslümana koyduğu ölçülere riayet edeceğiz. Erkek de riayet edecek. Çırı çıplak gezmeyecek. Kadın da riayet edecek ya. Bu kadar kolay. Riayet edeceğiz biz buna. Böyle bir terbiyeyle kendimizi terbiye edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Her birimizi, her birimizi ilgilendiren peşi peşine bakın kaç haftadan beri okuyoruz. İnsanın hayasına dair, iffetine dair, namusuna dair, aşık saçıklığına kadar, na dair, giyinmesi gereken, örtülmesi gereken yerlerine dair ne kadar ayetler geldi. E bunlar Allah'ın ayetleri. Herkesi değer, ilgilendiriyor. Herkes buna muhatap. Kıymetli kardeşlerim, her birimiz hassas, hassas olacağız. Çünkü süre geçiyor. Bize takdir edilen ömür bitiyor. Yarın Allah'ın huzuruna gidince yok ben etrafa baktım da öyle yaptım. Yok modaya, modaya uydum da böyle yaptım. Yok gerici derler diye korktum da böyle yaptım. Bunların hiçbir tanesinin Allah katında bir geçerliği yoktur. Mümin olacağız. Müslüman olacağız. Seçmişiz kendi irademizle İslam'ı. Adam gibi Müslüman olacağız. Çok özür dilerim. Doğru dürüst Müslüman olacağız. Yaşayacağız Allah'ın dinini. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gelmeyen noktalarda da elimizi açacağız. Allah'ım sen beni biliyorsun. Elimden geleni yaptım ya Rabbi. Gücüm buna yetiyor. Takatim buna yetiyordu. Ben onu yaptım. Yetmeyen noktalarda da sana sığınıyorum. Rahmetine iltica ediyorum diyeceğiz. İn bu kebaira ma nukeffir ankum seyyatikum. Size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız ben sizin küçük günahlarınızı örteceğim diye buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Rahmetine sığınacağız. Başka yapacak bir şey var mı? Rahmetine sığınmak için bir gayret gerekiyor bizden. Bir çaba gerekiyor. Allah her birimizin hak hakikat yolunda, rahmetine, mağfiretine layık olmak yolunda gayretlerimizi artırsın, çabalarımızı artırsın, rızasını kazanan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Allah fuhşiyatı açık olanı da gizli olanı da yasakladı. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve ve ve'l bi hak günahı da yasakladı. Günah nedir? Daha çok yapabileceğimiz halde yapmadığımız sorumluluklarımızdan kaynaklı sonuca günah denir. Ezan okunuyor. Çok canlı işte hepimizin bildiği. Allahu ekber. Hayyanel falah. Gel kurtuluşa diyor. Hayya alel Hadi gel kurtuluşa. Gel kurtuluşa diyor. Gelmiyorsun. Dinlemiyorsun. Secdeye var diyor varmıyoruz. Bundan kaynaklı hocam ben bir günah işlemedim ki diyebilir mi insan? Yapması gereken bir emri yerine getirmemenin karşılığı günahtır. Bir gün tıraş oluyorum. Ta eski yıllar bir berberde sıra bekliyorum. Ezan okundu, daha var dedim. Ben namaz kılıp geleyim. Tamam, buyurun dedi. Yaşlıda bir zat. Gittim geldim oturdum bana bir şey anlatacak. Sözle şöyle başladı. Dedi ki hocam şimdi dedi ezan okundu sen gittin namaz kıldın geldin sevap aldın. İnşallah aldık tamam. Ama ben de gitmedim dedi. Ne sevap ne günah aldım. Ha, orada bir duralım. <laughs> Orası olmadı. <laughs> Orası olmadı. Sevap almadığın doğrudur ama yapmadığın bir şeyin karşılığı nedir? İsim, Günahtır. Günah bu demek. Yapman gerekirken yapmadığın bir şeyin karşılığı günahtır. Eda etmediğin namazın karşılığı günah yüklenmektir. Vermediğin zekatın karşılığı günahtır. Tutmadığın orucun karşılığı günahtır. Üzerine düşen bir vazifeyi yapmamanın karşılığı nedir? Günahtır. Biriktirirsin bunu. Allah korusun. Allah bunu da yasakladı. Allah yapmanız gerekirken, üzerinize farz kılınmışken, emredilmişken yapmadığınız şeylerden kaynaklı günahları da Allah size yasakladı diyor Celle Celaluhu. Ve Cenab-ı Hak haddi aşmayı da yasakladı. Bağıyı. Haksız yere taşkınlık yapmayı, azgınlık yapmayı, haddi aşmayı herhangi bir hukukta komşuluk hukukundan tutun anne baba hukukuna kadar bir baba ben babayım diye çocuğunu patçat dövebilir mi? Yok böyle bir şey. Ben güçlüyüm diye eşini dövebilir mi? Yok böyle bir şey. Buna bir de dinden gerekçe bulanlar var. Böyle bir şey yok. Hocam Nisa suresinde var. Sen bir ayeti oku da ondan sonra. Nerede yazıyor yemek tuzlu oldu diye hanıma şiddet uygula. Nerede yazıyor efendim sesini yükselttin, alçaldın diye alçalttın diye şiddet uygula. Böyle bir şey yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bir hanıma bir fiske vurmak şöyle kalsın, sesini yükselttiğine dair bile bir kayıt yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bütün ayrıntılarıyla kayıt altına alınmış olmasına rağmen ve belli hikmetler gereği birden fazla evli olmasına rağmen bir defa bir eşine şiddet uygulaması şöyle kalsın, sesini yükselterek konuştuğu, bağırarak konuştuğu, kırıcı bir cümle söylediğine dair küçük bir rivayet bile yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ lahum. Allah'ın rahmetiyle sen etrafında bulunanlara yumuşak davrandın. Ve lev kunt fazzan galizal kalbi lem fattu min havlik. Bize de ders aynı zamanda bu efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında kaba bir adam olsaydın, katı kalpli birisi olsaydın lem fattu min havlik. Etrafından dağılıp giderlerdi. Fa'fu <laughs> anhum affedeceksin. Ve stagfir lahum, mağfiret bağışlanma dileyeceksin etrafında bulunanlara ve şavirhum billet ve şavirhum fil emri. Onlarla istişare edeceksin. Bak ölçüler koyuyor Allah Celle Celal. Dolayısıyla haddi aşmayı karı koca ilişkilerinde, anne baba çocuk ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, ticari ilişkilerde hiç kimse haksız yere bir hat aşımı yapamaz. Allah bunu yasaklamıştır. Ve Allah'a şirk koşmanızı, Allah'a ortak koşmanızı Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yasaklamıştır. Elhamdülillah. Allah'ı la ilahe illallah muhammedur rasulullah derken Allah'tan başka yaratan olmadığını, Allah'tan başka yaşatan olmadığını, Allah'tan başka ibadete layık bir varlık olmadığını, Allah'tan başka ne şekilde nasıl yaşamamız gerektiğini belirleyen bir güç ve otorite olmadığını, Allah'tan başka rızık veren olmadığını, Allah'tan başka... Her şeye gücü yeten bir başka varlık olmadığını kabul ve itiraf ediyoruz. <laughs> Muhammedur Resulullah. Bunu, buna aksi davranmak insanın imanına zarar verir. Cenab-ı Hak bunu yasaklıyor ve ente qulu alallahi ala bilmediğiniz şeyleri Allah'a atfetmenizi de Allah yasaklıyor. Buyuruyor ki sonra ve ümmetin ecel. Her ümmetin bir süresi vardır. Her insanın süresi olduğu gibi her insanın belli bir eceli olduğu gibi her ümmetin de bir süresi vardır. İbn Haldun'un e, bununla alakalı rakamlar verdiği, sayılar verdiği tespitleri de vardır ama biz o sayılarla ilgilenmeyelim. Çocukla insana benzetiyor ümmetleri, devletleri. Bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, gençlik dönemi ve yaşlık dönemi diyor. Nasıl böyle insanlar çocukluk dönemi geçirir, orta yaşlılık dönemi, yaşlılık dönemi geçirir, sonra da dünyadaki süresi tamamlanırsa normal bir insanın seyrinden bahsediyoruz. Daha önce vefat eden, kaza geçiren, musibet olan onları kastetmiyor. Ümmetler de böyledir diyor, devletler de böyledir. Doğarlar, efendim biraz emeklerler, sonra büyürler, gelişirler, ondan sonra başlar. Ne başlar? Şimdi Endülüs Emevi Devleti biliyorsunuz İspanya merkezli kurulmuş. Emevilerin İspanya'da Emevi bir ailen İspanya'da kurduğu 700 küsür sene devam etmiş. Nasıl yıkılmış? Taht kavgalarından dolayı. Kardeş kavgalarından dolayı. Kardeş kavgalarından dolayı. Osmanlı 1299'da kurulmuş. İşte Osman Bey'le başlatıyoruz malum ee, yıkılması yaklaşık 600 sene 600 sene Ne ile? efendim saray eğlenceleri lale devri lükse ve şatafata e, şey yapmak sapmak e, ehliyete e, emanete riayet etmemek kaliteye önem vermemek onun dışında filan filan sebepler pek çok başka şimdi insanı Nasıl ölümüne sebep olan genellikle hastalıklarsa ümmetlerin de ölümüne sebep olan manevi hastalıklardır. Toplumların, ülkelerin, devletlerin ölümüne sebep olan manevi hastalıklardır. Nedir onlar? Biraz önce konuştuk. Fuhşiyat, çirkinlik, israf, efendim zulüm, adaletsizlik Nedir onlar? Anarşi, kargaşa, insanların birbirine düşmesi, aşırı bir dünyevileşme hastalığı, aşırı bir dünyevileşme hastalığı. Diğer milletler sizin üzerinize aç obur bir insanın yemeye üşüştüğü gibi Müslüman olmayan topluluklar da sizin üzerinize gelecekler diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe-i kiram soruyor, hatırlayın hadis şerifi. Biz o gün az olduğumuz için mi ya Resulallah? Diğer ümmetler bizim üzerimize aç insanın yemeğe saldırdığı gibi niçin saldıracaklar? Bizi az, zayıf, güçsüz gördüklerinden dolayı mı? Efendimiz buyuruyor ki hayır siz o gün çok olacaksınız. Ama siz suyun üstünde akıp giden saman çöpleri gibi kıymetsiz olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak, sizin kalbinize de vehen atacak. Vehen nedir ki ya Resulallah? Çok olmamıza rağmen kıymetsiz olacağız.'' ve düşmanlar düşmanlarımız bizden çekinmeyecek. Buyuruyor ki dünya ve kerahiyetül mevt dünya sevgisi ve ölümden hoşlamamaktır. Dünyayı tek hayat gibi görmek. Her şeyi dünyaya yatır, biriktir, biriktir, yı yığı, yığı, çol çol. Ahiret gündemde yok gibi. Sadece hayat bu hayattan ibaretmiş gibi. Bu hayatın ebedi hayatın sadece bir giriş bölümü olduğunu unutarak yaşamak toplumların efendim bunun yaygınlaşması toplumların ümmetlerin ölüm sebeplerinden bir tanesidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize razı olduğu istikamette bize takdir etmiş olduğu süreyi hem birey ferdi olarak hem de ümmet olarak millet olarak rızası istikametinde razı olduğu şekilde değerlendirip yaşayabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Yıkışa götürecek, çöküşe götürecek her türlü yanlıştan, zulümden, anarşiden, adaletsizlikten, fuhşiyattan, ahlaksızlıktan, dünyevileşmekten ve bizi biz olmaktan çıkaracak her türlü manevi hastalıktan her birimizi muhafaza eylesin. Razı olduğu hayatı yaşayıp, razı ve memnun olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه